Kızıl Maske adlı çizgi romanın baş kahramanı üzerinde kuru kafa işareti bulunan hangi aksesuarı kullanır? A. Bandana. B. Saç tokası. C. Papyon. D. Yüzük. Kızıl Maske adlı çizgi romanı üzerinde kuru kafa işareti bulunan hangi aksesuarı kullanır? Ya bandana diyesim vardı, hiç bilmiyorum Kızıl Maske adlı çizgi roman. Ya, ben bu soruda telefon jokerini kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Murat Genç, Berra Sare Yerlikaya, Berk Keklik. Kimi arayalım? Berk'i arayalım. O da belki merakla çizgi romana. Yakınınız nedir? Valla biz belki tanıyorsunuz. Hani sosyal medya içerik üreten bir insan. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Telefon jokerim olursa dedi, olurum dedi. Neden olmasın? O şekilde. Öğrenci mi Berk? Öğrenci galiba, bilmiyorum. Sosyal medyayla pek aram olmadığı için bir tanımıyorum, bilmiyorum. İyi akşamlar Berk. Kenan İmirzalıoğlu, ben nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yarışmacımız Uzay Özçevik 5. soruda takıldı, sana danışmak istedi. Tamamdır, umarım yardımcı olabilirim Uzay'a. Umarım Berk. Uzay şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım. Kızıl Maske adlı çizgi roman kahramanı üzerinde kuru kafa işareti bulunan hangi aksesuarı kullanır? A. Bandana. B. Saç tokası. C. Papyon. D. Yüzük. Kızıl Maske adlı çizgi roman kahramanı. Ya yüzük galiba ya. Yüzük olması lazım. Emin misin ya yüzük olduğuna? Evet. Tamam, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Sana güveniyorum. Tamam, rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek umarım üzere. Umarım iyi geçer. Hadi bay bay. Dikkat et. Bay, sen de. Valla çok emin gibiydi Kızıl Maske. Ya ben aslında şeylerde falan gördüm. Hani bazı yüzükler oluyor. Üzerine kuru kafa falan oluyor. Ben Berk'e güveniyorum. D yüzük son kararım. Tebrik ediyorum Uzay. Teşekkür ederim. Aa, bandana demeye niyetliydin. Ya öyle şey ya da bilmiyorum, hani böyle kuru kafa şeyler olur ya, hani bandana falan takarlar. Evet. Ondan dolayı gittim de soru farklıymış. Maske artı bandana biraz fazla olabilirdi belki. Evet. Berk'in yardımıyla 6. soruya geldik. Guinness Dünya Rekorlarına göre 251 santimetre boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 santimetre boyundaki yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır? A. Türkiye ve Türkiye. B. Türkiye ve Çin. C. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. D. Çin ve Çin. Yaşayan en uzun erkeği biliyorum. Türk. Mardinli olması lazım. Şanlıurfa veya Antep, o taraflardan olması lazım. Ama işte şeyi bilmiyorum. En uzun kadını bilmiyorum. En uzun kadın bence Türkiye'de olsaydı bilirdim diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela Türkiye ve Çin ve Çin şıklarını eliyorum. Benim için iki seçenek var şu an. A. Türkiye ve Çin. C. Türkiye ve ABD. Ya şimdi şu konuda düşünüyorum mesela. Yani Türkiye'den emin değilim. Çin'den de eminim, hani olmadıklarına dair. Bu soruda 2x kullansam mı yoksa işte ne yapsam bilemedim yani. Şu an sonraki sorulara düşünüyorum da biraz düşünelim. Yaşayan uzun erkek Türkiye, tamam. A, B, C var. A gitti. B ve C arasında kaldım. Çin. En uzun kadın. Ya ben internette böyle farklı videoları izliyorum. Ya çok C diyesim çok geliyor. Yani Çin diyesim gelmiyor da ABD diyesim çok var ya. Yani bilmiyorum. Tıkanmış şu an. Joker'ini kullanmayı düşünüyor musun? Ben büyük ihtimalle 2x'i kullanmayacağım gibi duruyor. Yani bir sonraki soru için kullanırım. Cevap da vereceğim. Yani buraya kadar geldim. Çekilmek olmasın, ilerleyelim. İlk soruda ilerleyenler oluyor falan, ne şeyler demesinler.
Ya ben büyük ihtimalle işte kalbimin sesini seçeceğim. Yanlış olsa da artık sağlık olsun. C, Türkiye ve ABD son kararım. İnşallah doğru olur. Yanlışsa da olsun artık. Evet, ilk başta elediğin şık. Vallahi şimdi öğrenmiş oldum Türkiye. Siz biliyor musunuz en uzun kadın adını? Ben Türkiye'den olduğunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ben Mardinli Sultan'ı biliyorum, en uzun erkek. Doğru söyledin. Mardinli mi, Antepli mi diye bir karıştırmıştın. Mardinli olduğunu hatırlıyorum ve ismi de Sultan'dı sanırım. Ama en uzun kadının da Türkiye'den olduğunu şimdi seninle beraber öğrenmiş oldum. Ben de şimdi şaşırdım. Ama Türkiye ve Türkiye çok güzel duran bir şıktı. Yani insanın böyle bir gönlü oraya doğru akıyordu tabii. Ya aslında insan şeyle düşünmeli burada. Yani bu kadar kolay olmamalı falan. Ya ben de bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Hiç de unutmam artık. Sağlık olsun. Ama çift cevap şoker hakkını da kullansan sanırım seçmeyeceğim bir şeydi. O yüzden eğer, jokerini kullanmadığın için de üzülmene gerek yani yok. Yani üzülmedim çünkü kullanmazdım. Ya B'yi ya C'yi söyleyecektin değil mi? Ya yani hiçbir şekilde A demezdim. Öyle. Nasıl geçti yarışma senin için? Vallahi güzel geçti. Yani böyle farklılık şey güzel. Sizinle yarışmak burada bu atmosferi solmak falan. Çok güzeldi. Yani çok keyif aldım şu an. Yani şey geçtiğim için de çok mutluyum. 30 binlik soruya geldiğim için de çok mutluyum. Daha ne olsun? Hedefine de ulaştın. Tabii canım. Tebrik ediyorum Uzay. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum bölümünde. Böyle alayım lütfen. Böyle alayım. Tabii. Tebrik ederim. Çok başarıların devam ediyor. Uzay orada. Özge Erşen geliyor. Merhabalar. Özge Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Ben Ankaralıyım. Ailem Ankaralı. Annem Selanik göçmeni. Uzun yıllar Ankara'da yaşadım. TES Ankara Koleji mezunuyum. Akabinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gittim. Orada eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul'da bütün arkadaşlarım İstanbul'a transfer olduğu için ben de bir İstanbul'da yaşayayım isteğiyle arkadaşlarımı uyup İstanbul'da iş görüşmelerine başladım. Sonra İstanbul'a taşındım ve devamında da o günden bugüne İstanbul'da yaşıyorum. 2003'ten beri İstanbul'da yaşıyorum. Avukatlık yapıyorum. Daha doğrusu danışmanlık yapıyorum. Büyük şirketlere proje danışmanlığı veriyorum. İki kedim var. Çocuğum yok. Evlenip boşandım. Böyle. Kiminle geldiniz? Kimle geldim? Aslında beni buraya yazdıran en yakın arkadaşımla geliyordum. Ama kendisi COVID testinin pozitif öyle mi? Çok geçmiş olsun. Beni, evet, kendisi burada satmış oldu. Ben de buraya geldim. Böyle. Sağlık sebebiyle. Sağlık sebebiyle ama bu kaçıncı? Geçen sene de Güney Afrika'ya gidiyorduk. Bu sefer yine pozitif çıktı. Biletler yandı. Aynı arkadaşınız. Yine, evet. Kenya'ya gidiyordum. Safari'ye. Aynı arkadaşım. Yine COVID oldu en son gün. Bu beşinci herhalde COVID'di. Üstesinden gelecektir. Beşinci. Evet, kızıl saçlı. Herhalde ondan mı genetik bilmiyorum. Hani çekenler böyle kuvvetli, hani dayanıksız mı oluyor? Ama hiç de bir şey olmuyor kendisine. Oluyor ve devam ediyor hayatına. Acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sanırım seyircilerimiz de diliyor. Yalnız değilsiniz, seyircilerimiz de sizinle olacaktır. Teşekkür ederim. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum, evet. Önceden izledim programınızı bayağı. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Kendisine uzatılan mikrofonlara biz çekerken çok eğlendik, umarım siz de izlerken eğlenirsiniz diyenler genellikle kimler olur? A. Diş hekimleri ve radyoloji teknisyenleri. B. Vinç ve çekici operatörleri, C. oyuncular ve yönetmenler, D. fotokopiciler ve şipşakçılar. C. oyuncular ve yönetmenler, son kararım eminim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor.
Otomobillerde genellikle hangisinin yapılması unutulduğunda devreye giren sesli bir ikaz sistemi bulunur? A. Makyaj tazelemek. B. Sakal tıraşı olmak. C. Deodorant sıkmak. D. Emniyet kemeri takmak. D. Emniyet kemeri takmak. Son karar. Baraj sorusuydu galiba. Geçtim. Tebrik ediyorum. 2000'deyim. İlk barajı geçtiniz. 2000 lirayı garantilediniz. Aklınızda bir hedef var mı? Aklımda hedef açıkçası gidebildiğim yere kadar gitmek ama çok da güvenmek istemiyorum kendime. Zaman zaman 3'te 4'te de gidiyorum. Bazen 10'a da çıkıyorum. Tamamen hani tesadüf diyelim. Şans bence bu sorular biraz. Bakalım bugün neler olacak? Bugün neler olacak? Eğer güzel bir şeyler olursa hani onu da hayvanlar için harcamayı düşünüyorum. Sokak hayvanları için. Çok bir şeyler olursa da seyahatlerimi belki kullanabilirim. O zaman unutacağız mı hayvanları? Hayır, hayvanları unutmayacağım. Çok bir şey olursa da bir kısmını kendi seyahatime kullanırım. Kendime ödül vermek amacıyla. Bakalım ne olacak? Bakalım inşallah. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi yoğuşmaya örnektir? A. Su buharının su olması. B. Suyun su buharı olması. C. Suyun buz olması. D. Buzun su olması. Seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangisi yoğuşmaya örnektir? A. Su buharının su olması. B. Suyun su buharı olması. C. Suyun buz olması. D. Buzun su olması. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %50 bir oranıyla A şıkkı, ona en yakın %24 ile B şıkkı demişler. Siz ne dersiniz? Çok basit bir soru aslında ama bunu bilemezsem çok üzüleceğim. Seyirciye de güveniyorum. A, su buharının su olması. Son kararınız mı? Hayır, aslında değil son karar. B diyorum. Suyun su buharı olması. Süreniz azalıyor Özge Hanım. B, son kararım. Estağfurullah. Böyle olacağını düşünmüştüm. Ay hay Allah. Bir kafa karışıklığı oldu. Evet, çok birden şey oldu. Neyse, ne yapalım? Sağlık olsun. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Su buharının evet, su olması evet, yoğunlaşmaya aslında... Aynen. Değil mi? Yoğuşma, yani yoğunlaşma, yoğuşma, evet. Aynen. Yani aşırı... Çok... Saçma cevap verdim. Neyse ne yapalım, sağlık olsun. Heyecandır Özge Hanım. Heyecandan herhalde. Çok normal. Aynen. İlk defa sizin başınıza gelmedi. Aynen. Bundan emin olabilirsiniz. Aynen. O yüzden canınızı sıkmayın lütfen. Ayrılmadan önce paylaşmak istediğiniz bir şey var mı bizlerle? Yo, buraya gelmek çok güzeldi. Çok güzel bir anı oldu benim için. Ama bu küçük soruda yenilmek hoşuma gitmedi ama olsun, sağlık olsun. Bunu yenilgi olarak algılamayın. Aynen, öyle yapmalıyım. Tebrik çok ediyorum. Teşekkür ediyorum. 2000 lirayla uğurluyoruz sizi. Aynen, çok sağ olun. Çok böyle alın lütfen, böyle alın. Buradan. Al. Çok teşekkürler. Tebrik çok ederim. Görüşürüz. Buradan. Berkay Gündoğdu geliyor. Merhabalar. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsın? Sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Tabii, 35 yaşındayım. İzmir'den katılıyorum programa. Ailenin tek çocuğuyum.
Eşimle geldim programa. Eşimle birlikte geldim. Bunun dışında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü ve ardından Eskişehir Üniversitesi İktisat ve İşletme bölümünde lisans eğitimlerimi tamamladım. Şu anda özel bir internet servis sağlayıcısı firmasında müşteri operasyonunda görev yapıyorum. Bu şekilde bazen eşimle zaman zaman doğa yürüyüşlerine çıkarız. Yakınlarımızda bizim Spil Dağı adı verilen bir yer var bu iş için uygun olan. Son zamanlarda İzmir-Manisa arasında. Evet, İzmir-Manisa arasında. Son dönemde yaşadığımız talihsiz bir durumdan dolayı bayağıdır gidemiyoruz. Şöyle bir durum geldi başımıza. Geçmiş olsun, ne oldu? Çok ciddi değil ama biraz da komik bir durum aslında. Bazı televizyon programlarında hayatta kalmaya yönelik yayın yapan bazı kişiler vardı. İşte doğada bu şekilde hayatta kalabilirsiniz, işte yiyecek bulamazsanız veya açıkta kalabilirsiniz diye. Biz de buna heves ettik zaman zaman bu aktiviteleri yaptığımız için. Hadi dedik böyle bir şey yapalım, aktivite yapalım ve hani bunu videoya çekelim, bir şekilde koyarız diye. Bunu yapmaya çalıştığımızda tabii ayıyla karşılaştık orada. Bir ayıyla karşılaştık. Spil Dağı'nda mı? Evet, Spil Dağı'nda. Yani çok yaklaşmadık ama gördük birbirimizi, yani gördüğümüzü düşünüyorum. Daha sonrasında eşimle ben bilmiyorum yani arkamıza bile bakmadan kaçtık ama nasıl kaçtığımızı biz de bilmiyoruz yani. İşte bayağı o anı çekseydiniz. Çekemedik. Yani daha doğrusu çekildi ama sesler falan duyuluyor böyle çok net olmamakla beraber. Artık onu da koyamadık bir şekilde. O korkuyu atlatmaya çalışıyoruz bir süredir. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, teşekkürler. İşinle geldiğini söyledin Berkay. Evet. Sözü kendisine verelim. Tabii. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Kenan Bey, teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. İsmim Esra, 25 yaşındayım. Ben de İzmir'de yaşıyorum. Eşimle aynı şirkette çalışıyoruz birlikte. İnsan kaynakları mezunuyum. Hı hı. Onun dışında eşime başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyız. Umarım güzel bir heyecanla da ayrılırsınız buradan. Umarım, yani bizim için büyük bir ana olacak zaten. Buraya gelebilmesi bile bizim için çok büyük bir gurur kaynağı benim için. Zaten başardı ama buranın da çok güzel bir ana olarak bize kalacağını biliyoruz. O yüzden başarılar diliyorum tekrar. Teşekkür ederiz Esra. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Berkay, kuralları biliyorsun. Biliyorum Kenan Bey. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Futbolcuların kullandığı hangi atta bir gereç vardır? A. Kaleci eldiveni. B. Stoper kasketi. C. Libero bandanası. D. Forvet terliği. A. Kaleci eldiveni, son kararım. Tebrik ediyorum Berkay. Teşekkürler Kenan. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Önce güzelce yıkayıp suda beklet ki nişastasını iyice salsın. Tavsiyesi muhtemelen hangisini yapacak birine verilmiştir? A. Omlet. B. Pirinç pilavı. C. Puding. D. Sosisli sandviç. Cevap veriyorum. B. Pirinç pilavı, son kararım. Tebrik ediyorum Berkay. Teşekkürler Kenan Bey. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Evet. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Kazın ayağı öyle değil diyen birinin söylemek istediği hangisidir? A. Durum sanıldığı gibi değil. B. Her şey güllük gülistanlık. C. Kimsenin derdi yok. D. Herkes durumun farkında. A şıkkı, durum sanıldığı gibi değil, son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkürler Kenan Bey. Dördüncü soruya geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor.
hangi geometrik şeklin köşegeni yoktur? A. Kare. B. Yamuk. C. Üçgen. D. Dikdörtgen. B şıkkı yamuk son kararım. Doğru cevap üçgen olacaktı. Sağlık olsun Kenan Bey. Sağlık olsun tabii ki Berkay. Heyecanımıza yenildik. Ayıdan da kurtuldun. Evet. Ona da şükür canımızı kurtardık. O yüzden diyorum sağlık olsun. En önemlisi sağlık biliyorsun. Evet. Nasıl geçti? Kısa sürdü belki ama. Evet, bu heyecan nasıldı senin için Berkay? Valla tarif edilemez ya. Sizin karşınızda oturmak. Yani böyle bir ortamda bulunabilmek çok farklı zaten. Dediğim gibi güzeldi. Güzel bir tecrübe oldu benim de anlatabileceğim. Hani pek çıkamadım ama yukarılara. En azından sizinle burada birlikte oturabilmek iyi çok oldu benim için. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Seni 2000 lirayla uğurluyoruz. Teşekkürler Kenan Bey. Buyur alayım lütfen. Tabii. Tebrik ederim. Teşekkürler Kenan Bey. Sağ olun. Buradan. Çağla Kaymak geliyor. Merhabalar. Merhaba. Çağla hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, seni tanımak isteriz. Birazcık heyecanlıyım. İsmim Çağla Kaymak, 34 yaşındayım. İç mimarım. Beyoğlu Cihangir'de doğdum, büyüdüm. Hala da orada yaşıyorum. Siz bizi bırakıp gitmeden önce hep birlikte yaşıyorduk aslında. Evet. Ama sonra evli mutlu çocuklu olunca sizi bir daha göremedik oralarda. Biz bütün aile Cihangir'deyiz. Yani herhangi bir sokağa girseniz Kaymak ailesinden birini görebilirsiniz. Öyle mi? Evet. Yani babadan, dededen? Dedeye kadar varmıyor olabiliriz ama babadan sonrası komple Cihangir'de. Şu anda iç mimarlık yapıyorum ve çok taze yoga eğitmeniyim. Hayallerimin arasında kurumsal hayattan tamamen sıyrılıp yoga ve dekorasyonu birleştirmek var. Aynı zamanda tenis oynuyorum. Bol bol. 14 yaşında bir Alman kurdum var. Onunla birlikte yaşıyorum. Yaklaşık 50 günlük de almıştım. En büyük hobim zaten hayvanlar. Buradan alacağım parayla ne yapacaksın Çağla derseniz eğer, Afrika'ya gidip bebek aslanları görmek istiyorum. Bebek aslan? Evet. Büyükleri değil. Onlar değil ama bebek onlar aslanları görmek istiyorum. Onlar seni görmeyi çok ister büyükler ama bence görürler. Onlar beni yemek evet. isteyebilecekleri için ben bebekleriyle yetinebilirim. Birazcık da heyecanlıyım. Umarım böyle bir iki sorudan sonra daha da kendime gelebilirim. Evet, ilk iki de sorudan sonra rahatlayacağını düşünüyorum. Ben ama bir tane daha joker hakkını hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü size baktıktan sonra daha da çok heyecanlanıyorum. O arada bir jokerim gidecek. Ben seni tam tersine rahatlatmak için buradayım. Ama sana yardımcı olmak için. Bakınca heyecanlanmıyor olmamız çok mümkün olmasa gerek. Estağfurullah, sağ olasın. Çok naziksin. Kiminle geldin? Ben arkadaşımla geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, seni de tanımak isteriz. Arda Saran ismim, 36 yaşındayım, İstanbul'da oturuyorum. Bir tenis kulübü işleten bir firmada çalışıyorum. Kendim de eski sporcuyum. 4 yaşında tenise başladım. Milli takıma kadar yükseldim, şimdi de antrenörlüğünü yapıyorum. Çok güzel. Vallahi başarılar diliyorum. Daha önce de konuştuk, önemli olan bence eğlenmesi ve keyif alması. Bu çok güzel bir deneyim. Herkese böyle bir şey nasip olmuyor. Keyfini çıkarsın, eğlensin diyorum ben. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çağla, kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazır. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Koruyucu katkı maddesi içermez ibaresi genellikle ne tür ürünlerin ambalajlarında yazar? A. Gıda. B. Mobilya ve dekorasyon. C. Elektronik. D. Beyaz eşya. A. Gıda son karar. Tebrik ediyorum Çağla. Teşekkür ederim. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor.
Koltuğunuzdan ötürü size tehlike durumunda yolcuların güvenli bir şekilde tahliye olmasına yardımcı olmanız gerektiği söyleniyorsa muhtemelen hangisindesinizdir? A. Bisiklet taksi, B. minibüs, C. yolcu uçağı, D. dolmuş. C. yolcu uçağı son karar. Cevaplar o kadar yaratıcı ki siz okurken ben cevapları gülmeye başlıyorum her seferinde. Yani gerçekten muhteşem bir zeka ürünü bence. Katılıyorum, evet. Bazen çok esprili cevaplar oluyor, şıklar oluyor. Hazırlayan arkadaşlara bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Çağla, seni de tebrik ederim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Heyecan durumun nasıl şimdi? Çok daha iyiyim ama size çok bakmamaya çalışıyorum tabii. Peki. Devam ediyoruz. Tamam. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de nerede açılmıştır? A. İstanbul, B. Ankara, C. Erzurum, D. Sivas. B. Ankara son karar. Tebrik ediyorum Çağla. Teşekkür ederim. Bunu bilmemek ayıp olurdu değil mi? Evet. Tebrik ederim. Teşekkür 4. sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Cevabı nar olan bilmecede çarşıdan aldım ve eve geldim dendikten hemen sonra söylenen iki sayı arasındaki fark kaçtır? A. 9, B. 99, C. 999, D. 9999. C. 999 son karar. Yeşil yanıyor ama ben size baktığım zaman gerçek olduğuna inanıyorum. O yüzden her seferinde sonrasında bir böyle size dönüp bakıyorum. Tebrik ediyorum Çağla. Teşekkürler. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane, çıkarmayı yaptın, doğru cevap verdin. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. 5. sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Tecahülü arifaneden gelmek hangi anlama gelir? A. Bilmişlik yapmak, B. Bilmez gibi davranmak, C. Çok şaşırmak, D. Tecrübe kazanmak. Seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, tecahülü arifaneden gelmek hangi anlama gelir? A. Bilmişlik yapmak, B. Bilmez gibi davranmak, C. Çok şaşırmak, D. Tecrübe kazanmak. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz, %50 oranıyla B şıkkı, ona en yakın %30'la D şıkkı, ona da en yakın %16'yla A şıkkı demişler. Çağla, sen ne dersin? Bana da en yakın B, bilmez gibi davranmak geldi. Son karar. Oley. Teşekkür ediyorum herkese. Aklıma gelmişti ama riske atamadım. Aklıma geldi ama riske atamadım. Çok da heyecanlıyım dedim. Şimdi gördüğümü bile doğru görmüyor olabilirim. Seyircilerimizden teyit almış oldun. Çok teşekkür ederim herkese. Tebrik ediyorum Çağla. 6. sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Tamam. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Please 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 Let Me Get What I Want adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. The Doors, B. The Smiths, C. The Beatles, D. Queen. Aslında bir fikrim var Kenan Bey ama ben riske girmek istemiyorum. O yüzden telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi.
Jokerleri tanıyoruz. Alize Garip, Özkay Özen, Alara Çeliktürk. Kimi arayalım? Özkay Özen'i arayalım lütfen. Yakınlığınız nedir? Çok yakın arkadaşımın eşi. Ne işle meşguldür? Kendisi denizcilik sektöründe. Denizcilik sektöründe? Evet. Umarım doğru cevabı verir. Umarım. Ama vermezse de onun üstünde yük olmasın, hiç sorun değil. Ne kadar iyisin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Özkay. Kenan İmirzalıoğlu, ben nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Çağla Kaymak 6. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Hay hay. Başarılar Çağla. Buyurun, nasıl yardımcı olabilir? Sorumuz sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz. Sonrasında Çağla sana soruyu okuyacak. 30 saniye süren olacak Özkay. 30 saniye. Tamam. Evet. Dinliyoruz. Özkay merhaba. Dinlediğiniz Please 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 Let Me Get What I Want adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. The Doors, B. The Smiths, C. The Beatles, D. Queen. Özkay duyabiliyor musun? Soruyu tekrar alabilir miyim? Dinlediğin Please 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 Let Me Get What I Want adlı şarkıyı hangi grup seslendiriyor? The Doors, B. The Smiths, C. The Beatles, D. Queen. The Smiths. B. The Smiths. Özkay'a güveniyorum. B. The Smiths diyorum. Son karar. Özkay'a tekrar teşekkür ediyorum buradan. Tebrik ediyorum Çağla. Teşekkür ederim. Diğer üç grupla da çok aran yok galiba. Aslında hepsiyle aram var. The Doors, The Beatles, Queen. Lise yıllarında hepsini çok dinledim. Hala da dinliyorum ama gerçekten o kadar heyecanlıyım ki. Bir de şimdi hepsinin müzik tarzı birbirine çok benziyor. Onlar böyle çok ayırt edilemez gibi geliyor bana. Çok da heyecanlıyım. Hiç de riske atamadım. Yani diğer üçünü bilen aslında o üç olmadığını anlardı. Ben ifşa etmeyelim, oldu artık, yapacak bir şey yok. Yok, ben The Smiths'i bilmiyordum da onu kendimi ifşa ediyorum aslında. Ben seninle hani alakası yok. Beatles mı acaba diye düşündüm. İlk aklıma o geldi. İyi ki de söylememişim. Evet, iyi ki de söylememişsin. Smiths hiç benim için seçenek bile değildi gerçekten. Yani Özkay, teşekkür ediyorum tekrar. Özkay aramakla iyi yaptın. Tebrik evet. ediyorum ve sıra geldi ikinci baraj sorusuna. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, 30 bin lira değerindeki 7. sorumuz geliyor. Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan film hangisidir? A. Ejder Kapanı, B. Kabadayı, C. Uzun Hikaye, D. Yazı Tura. İki seçenek arasındayım. Kenan İmirzalıoğlu'nu pek çıkaramadığım için şu an birazcık zorlanıyorum. Ben yine riske atmayayım. %50 jokerimi de kullanayım. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Ejder Kapanı, D. Yazı Tura. A. Ejder Kapanı, son karar. Çağla, gerçekten çıkartamadım. Ay, hakikaten öyle oldu. Ejder Kapanı'nı 2009'da çekmiştik. Tarihleri Uğur karıştırdım abiyle. Diyelim o zaman. Evet. Gerçekten. Uğur abiyle beraber oynamıştık ama Yazı Tura'da Uğur Yücel'in kendisi yoktu. Uğur Yücel yönetmenliğini yapmıştı. Birbirine karıştırdım ama artık ne yapalım? Mukadderat. Nasıl geçti yarışma senin için? Bence çok keyifli geçti. Zaten hani eğlenmek, keyif almak, güzel bir anı olsun diye geldim. Tabii ki 30 bin lirayı alıp gitseydim çok güzel olurdu bebek aslanları görmek için. Ama daha genciz. Her Kesinlikle. Şey olur zaman içerisinde. Yine de benim için çok keyifli ve çok güzel bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Eski komşumla yarışmış olduk. Evet. Böyle alayım lütfen. Çok tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Sen de.